Suna nedir? A. Dişi tavşan. B. Erkek ördek. C. Yavru ceylan. Bir türkü vardı. Sunam sunam dağlar duman diye. Aslında ben bu kadar hayvanlarla iç içe olan bir insan olarak bunu bilmeliyim. Yavru ceylan olmalı. Yani türküyü düşünüyorum. Ama söyleyemem. Sesim çok kötü. Sunam sunam dağlar duman dediğine göre dağlarda yaşayan tavşan da olabilir. Ama sanki ceylan olmalı yani. Hani böyle bir ceylana türkü yazılabilirmiş gibi. Tavşana değil de hani böyle ceylan çok o ürkek, narin olan hani özel bir hayvan gibi diğerlerine nazaran. Türkünün devamını hatırlamaya çalışıyorum. Acaba yakalayabileceğim bir kelimesi var mı diye. Şıkları tekrar bir değerlendirin, gözünüzden geçirin. Hocam size sorayım. Ön yargılı olmayın lütfen. Tamam, size soracağım o zaman. Ben garantici giderim. Joker mi kullanmak Joker istiyorsun? Joker kullanalım. Hocama soralım. Peki Tufan Hocam, ne dersiniz? Yani milletimizin türkü yakmadığı neredeyse hiçbir hayvan yok. Hepsine ayrı ayrı türküler yakıyoruz, türküler söylüyoruz. Ama bizim bu soruda aradığımız cevap C şıkkı değil. Evet, yavru ceylan seçeneğini hocamız eledi. Çok geriye kaldı ederim. Dişi tavşan ve erkek ördek. O zaman B şıkkı demek istiyorum. B şıkkı. Erkek evet. Ördek. Onaylıyor musunuz? Evet, onaylıyorum. Bakalım. Çok teşekkür ederim.